anlamak gereken başka bir şey var. Dilimizde tüy bitti, burada söyleyip duruyoruz. 50 yıldır bu ülkede çalışanın geliri artmadı. Verimi arttı. Bakın, verimliliği arttı. Yani daha fazlasını hak etti. Bu kayda da geçti. Bunu burada uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Anlatılabilir de yani, bunların hepsinin kaydı kuydu var. Hesabı var. Fakat geliri artmadı. Ne oldu? Gene bütün bu gelişmelerin sonunda çalışanlar fakirleşti. Patronlar zenginleşti. %11'lik bir büyüme var gayri safi milli hasılada. İlk bakışta sanki çok olumluymuş gibi görünen bir şey. Ama biz biliyoruz bu tür büyüme bir takım yanılsamalar da içeriyor. İşçiler, emekçiler küçülmüşler, aldıkları pay azalmış ve daha da yoksullaşmışlar, gelirleri azalmış. Buna karşılık patronların payında bir takım artış söz konusu olmuş. Türkiye ekonomisi 2021'de %11 büyüdü TÜİK'e göre. Kişi başı milli gelirde artmış gözüküyor. Ancak çalışanın milli gelirden aldığı pay 3 puan azalırken işverenin payı yükseldi. Yani emekçi yoksullaştı. Patronlarsa zenginleşti. Bakıyorsunuz %30'un hemen biraz üzerinde kalabilmiş. Yani işçilerin, emekçilerin milli gelirden aldıkları pay şu anda 1/3'ün dahi altında. Peki patronların payında nasıl bir artış var? Patronların payında da benzer bir 3 puan yükseliş var. %53'e yükselmiş. Toplumsal refaha katkısı hemen hemen hiç olmayan bir büyüme. 2020'de kişi başı milli gelir 8.599 dolardı. 2021'de TÜİK 9.539 dolar olarak açıkladı. Hala 9.500 dolar civarında, yani oysa 2014 yılında 12.500 dolar civarında bir kişi başı gelir vardı. Bu demek ki biz hala 9.500 dolarla 2014'ün seviyesini yakalayabilmiş değiliz. Kişi başı milli gelirin Türk lirası karşılığı ise 85.672 lira. TÜİK hesabı 9 liralık dolar kuru üzerinden yaptı. Bugünse dolar kuru 13 lira 92 kuruş. Aynı milli gelir bugün 6.150 dolara denk geliyor. 18'i gördü, 14'e düştü. TÜİK hiç onları sorgulamıyor. 9 liradan doları hesaplayarak hiçbir yere varamayız ve doların bundan sonra da düşeceği yok. Emeğin aldığı pay düştü ama bunun karşılığında sermayenin payı, işverenlerin payı, patronların payı bir o kadar arttı. Her ay maaşımızdan gidiyor. Artık bunun dayanılacak bir tarafı kalmadı. Çalışanlar hep ezilenler. Çalışanların yoksullaştığını sadece Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve DİSK değil, resmi veriler de ortaya koymuş oldu. Sadece dolar karşısında da değil erime, dövizin yükselttiği enflasyon karşısında da maaşlar eriyor. İstanbul Ticaret Odası yıllık enflasyonu %55,32 olarak açıkladı. Bütçelerimiz o kadar açık veriyor ki her ay gıda fiyatlarında ve enflasyondaki artış maaşımıza doğrudan yansıyor. Elektrikte KDV'yi düşürmek yetmez. Elektriğe yapılan zamları da geriye almak zorundalar. Gıda ile birlikte bütçeleri en çok sarsan kalem enerji faturaları. Öğrenciler protesto için Taksim'de fatura zinciri oluşturdu. Polis müdahale etti. 26 kişi gözaltına alındı.